Günümüzde sayısı iyice azalmış olan Rum nüfusu halen İstanbul'da varlığını sürdürmeye devam ediyor. Kendi toplulukları içerisinde geleneklerini ve göreneklerini yaşatmak için uğraşıyorlar. Bu bağlamda Rum okulları yeni nesil Rumların kültürlerine olan bağlılıklarını arttırıyor. Bu sene 130. yılını kutlayan Zografyan Rum Lisesi de Rum gelenek ve göreneklerini yaşatma konusunda büyük adımlar atan bir kurum. Okul, Zografyan adı altında 1893 yılında açılmış olsa da kökeni 1833-1892 yılları arasında eğitim vermiş Meryem Ana Okulu'na dayanmaktadır. Açılışından beridir de halen işlevini sürdüren bu okulun koridorları tarih kokuyor. Birçok öğrenciyi mezun etmiş bu okulun 130. yılında okulun şu anki müdürü Sayın Yani Demircioğlu 1994 yılından beri okulda müdürlük yapmaktadır. Aynı zamanda Zografyan Rum Lisesi mezunu olan Yani Demircioğlu, hayatının çoğunu bu okula adaması ve birçok öğrenci yetiştirmiş olmasından dolayı ne kadar mutluluk duyduğundan bizlere bahsetti. Merhabalar. İlk önce kendinizi tanıtabilir misiniz acaba? Adım Yani Demircioğlu. Özel Zografyan Rum Lisesi'nin müdürüyüm. Bu okuldan 1978 senesinde mezun oldum. 63 yaşındayım. 42 sene bu okulda geçti. 6 sene öğrenci, 5 sene öğretmen ve 30'a yakın sene müdür olarak bulunuyorum. Bir Oğuzspor'da amatör ligde basketbol oynadım. Evliyim ve iki kız çocuğum var. Çok güzel. Sorularıma geçmek istiyorum. Tabii, memnuniyet. İlk olarak sormak istediğim soru daha genel. Türkiye ile ilgili daha fazla. Halkının çoğunun Müslüman olduğu bir toplumda Hristiyan bir Rum olarak yaşamak nasıl bir duygu? Yani dininizi, kültürünüzü rahatlıkla yaşayabiliyor musunuz? Doğrusunu söylemek gerekirse bunu hiç düşünmedim diyebilirim. Çünkü hiçbir problem yaşamadım. Kuzguncuk doğumluyum. Kuzguncuk'taki cami teyzemin evinden alınan suyla inşa edilmiştir. Teyzemin evinin bahçesi ki o evde bebek olarak girdim. Caminin avlusu ve hemen caminin yanındaki Ermeni Kilisesi'nin duvarı aynı duvar ile bölünüyordu. Demek ki bunlar yan yana. Bir 300 metre ötede sinagog, sinagogun yanında bir Rum Kilisesi, Aziz Georgios Kilisesi ve çarşının içinde İstanbul'daki kiliselerin içinde en güzel çanlardan birine sahip olan Aziz Pandelimon Kilisesi bulunuyor. Böyle 3-4 din arasında doğup büyümek büyük bir şans. Bunu yaşamayanın anlamasına imkan yok. Hep birlikte dini bayramlarımızı eskiden çocukluk yıllarımda kaldırım üzerinde halılar serilerek hem Ramazan'ı, hem Kurban Bayramı'nı, hem Paskalya'da Kırmızı Yumurta Bayramı'nı birlikte kutlayabiliyorduk. Ve bugüne kadar da kiliselerimizde, ayinlerimize katılıyor. Hiçbir zorluk yaşamıyoruz. Şu an Kandilli Vakfı Kilisesi'nde Metamorfosis Kilisesi'nin başkanıyım. Kadıköy Vakfı'nın başkanıyım. Kuzguncuk'ta başkan yardımcısıyım. Beyoğluspor'da başkan yardımcısıyım. Feriköy Kültür Derneği'nin kurucularındanım. Aslında şöyle bir şey diyelim. Bir 100 kişilik Rum cemaati içinde başkan bey diye seslenirseniz 98'i kesin kafasını çevirir. Çünkü kurumlarımız, vakıflarımız çok. Bunları yaşatmaya çalışıyoruz. Bir zamanlar 1924 nüfus sayımında 230 bin kişiyken Rum cemaati İstanbul'da bugün 2300 civarında. Sayıca çok azaldık ve yaş ortalamamız da yüksek. Ancak şunu da söyleyebilirim. Belki gerektiği kadar birbirimizi destekleyen bir kesim olmayabiliriz. Ancak bugün bu vakıfları, dernekleri ve okulları bu görüntüde
yaşatan bu 2300 kişidir ve bunu bir mucize olarak da söyleyebilirim. Mucize olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunu ben kendim merak ettiğim için sormak istiyorum. Okul mezunlarından çoğunluğu burada mı kaldılar mezun olduktan sonra yoksa gitmeyi evet. mi tercih ettiler? Son 25 sene burada üniversite kazanan öğrencilerimiz İstanbul'da kaldı. Yalnız Yunan uyruklu misafir öğrencilerimiz Yunanistan'a gittiler. Öğrencilerimizin vatanlarında, memleketlerinde kalabilmeleri için burs yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü bu gençler, bugünkü gençler gelecekte vakıflarımızı, okullarımızı ayakta tutacak olan, yönetecek olan çocuklardır, vatandaşlardır. Evet. Ailenizden küçükken kültürünüze dair anılar duydunuz mu? Onların yaşadıklarıyla ilgili böyle spesifik olarak aklınızda kalan bir şey oldu mu? Yani şimdi muhakkak her ailenin kendi kültürü, örf adetleri vardır. Ve insanlar kendi örf ve adetleriyle mutlu olurlar. Hatta yarın bir gün ben şahsen evlilikle biten bazı ilişkilerde eğer iki taraf arasında örf adetler uyuşuyorsa o evliliklerin, o birlikteliklerin daha mutlu olabileceğine inanıyorum. Muhakkak duyumlarımız oldu. Mesela benim kendi çocukluk yıllarımdan hatırladığım doğum günlerimde Kuzguncuk'ta doğduğumu ifade etmiştim. Doğum günlerinde ikindi doğum günü masası hazırlanıyor. Kanapelerle, evet. peynirle, salamla, pastalarla. Daha ne derler? Çamaşır demeyeyim. İpki mi? Yok. Mutfakta ne bulunuyor? Bez. Yok. Hangi makine? Bulaşık makinesi. Bulaşık. Bulaşık makinelerin olmamasına... Bulaşık makineleri bulunmamasına rağmen, fırınlar bulunmamasına rağmen o masa toplanıyor. Öğleden sonra beyler geliyor, akşam beyler geliyor, akşam masası kuruluyordu. Şimdi mesela bunu yapabilecek ne zamanımız var? Her açıdan bilmiyorum, en azından benim ailem yapamıyor. Kendi çocuklarıma bunu hem ikindide hem akşam masalar kurarak kutladığımızı hatırlayamıyorum. Mesela yılbaşı Noel günlerinde ev ev dolaşıp yılbaşı Noel şarkıları söyleyip hayır kurumları için, öksüzler için, yaşlılar için, ihtiyarhanede yatan yaşlılarımız için para toplardık. Ev ev dolaşırdık. Şimdi dolaşacak ev kalmadı. Bu bir adet idi. Tabii bu kalanda olarak geçer. Bu kalanda hakkında küçük bir dokümanter de yapıldı. Bu Facebook'ta, Google'larda bunu görebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi İstiklal Caddesi'nde, Beyoğlu'nun sokaklarında Noel Baba'yla 24 Aralık'ta ben akordiyonumu alıp çalıyorum. Yoldan geçenlere hediyeler dağıtıyoruz, şekerler dağıtıyoruz. Yeni yılın mutluluklar getirmesini diliyoruz. Bu adeti böyle devam ettiriyoruz. Eskiden bir daire içinde 24 Aralık'ta 3-4 ailenin, 31 Aralık'ta 3-4-5 ailenin birlikte kutlamalarına tanık oluyorduk. Şimdi bu artık yok. Herkes ya 1-2 aile toplanıyor ya da dış mekanlara gidilip kutlanıyor. Dini bayramlarda suların, haçın suya atılması daima 6 Ocak'ta bunu da
hem gazeteler, hem gazetelerde, hem televizyonlarda görmüş olmanız gerekiyor. Suların kutsandığına dair, o dönem balıkların daha çok olmasına dair dua edildiği ve bereket getirileceğine inanılıyor. Özellikle Fener'de, Kuzguncuk'ta, Ortaköy'de, Yeşilköy'de ve adalarda bu Fota yurtusu bayramı esnasında haçın denize atıldığını görüyoruz. Bir de Büyük Hafta var. Büyük Hafta Paskalya. Paskalya'da öncelikle İsa'nın haça çarmıha gerilmesi, devamında mezardan çıkıp uçması ve kırmızı yumurta bayramı olarak bilinen Paskalya'yı hem kiliselerimizde hem dostlarımızla birlikte evlerde ve dışarılarda bu yumurtalar ne oluyor? Tokuşturuluyor. Yumurtası kırılmayan şanslı ilan ediliyor. Aynı zamanda yılbaşı da yılbaşı pidesi kesilir. O yılbaşı pidesine eskiden şimdi artık altın koymaya imkan yok ama bir gramlık belki altın konuluyor olabilir. Öncelikle Noel Baba için, ev için, aile reisinden başlayarak tüm aile üyeleri ve eğer misafir varsa onlar için birer dilim kesiliyor. İçinde altın olan o senenin şanslısı, talihlisi ilan ediliyor. Şimdi en tanınmış olan örf ve adetler bunlar. Aslında Kurban Bayramı bizde de var. Yani inşallah bu söyleyeceğim şimdi problem yaratmaz. Ancak belli bir yere kadar Hristiyanlıkla Müslümanlık aynı. Yani Meryem Ana'ya Müslümanlar da inanıyor. Tek fark Meryem Ana'nın bakire olduğuna inanılmıyor. İsa'nın son peygamber olduğuna inanılmıyor. Şahsen tüm dinlere, örf adetlere, adetlerin yaşaması için elimizden geleni yapmalıyız. İnanıyorum ki İstanbul'u İstanbul yapan, Türkiye'yi Türkiye yapan bu değişik örf adet, din, dil, ırk fark etmeksizin bütün bu örf adetleri yaşatmamız gerekiyor. Biz sayıca çok azaldık ve maalesef Türkiye ile Yunanistan arasındaki iyi kötü günleri ödeyen bir kesim olduk. Kıbrıs'ta cereyan eden olayları ödeyen bir kesim olduk. Ben 1972'de Zorafyon Lisesi'ne 92 öğrenciyle başlarken 78'de Zorafyon Lisesi'nden mezun 92 öğrenciyle başlarken 78'de 37 kişi bitirdik. Arada 74 Kıbrıs Barış Harekatı var. Bir seneden diğer seneye tüm okullarımızdaki öğrenci sayısı 700 kadar azaldı. Kaç kişiydik? 700 kadar azaldık. 62 okulumuz varken şu an İstanbul'da 3 okulumuz var. Fener'deki Kırmızı Mektep olarak bilinen Fener Lisesi, Taksim'deki Yeni Cami'nin karşısında bulunan ve kilisenin yanındaki Zapyon Lisesi ve bu sene 130. yılını kutlayan Zorafyon Lisesi. Bunların haricinde şeyde Büyükada'da bir ilkokulumuz var. O okulun açık bulunmasının bulunması küçük çocukların sabah saat 6'lardan yola çıkmaması için. Bu ilkokulda 3 öğrenci var. Ve bu 3 öğrenci 3. sınıfta. Demek ki bir sene sonra bu öğrenci de giderse büyük bir olasılıkla öğrenci gelmediği takdirde Büyükada'daki ilkokulda kapanacak. Ben aynı zamanda Çengelköy Rum İlkokulu'nun öğrencisiydim. Bu okulda 1980 yılında
82 yılında kapandı. Öğrencisizlik nedeniyle, daha doğrusu 8 öğrencisi vardı, kapanması uygun görüldü. Ben şahsen şuna inanıyorum ki bizim sayıca azalmamız Türkiye için de bir kayıp oldu. Gidenler de mutlu olmadı. Kalanların da kafasında soru işaretleri doğdu. Hiçbir sorunun olmasa da psikolojik sorunlarım var. Niye 20-30 kişi arasında bir eş seçeyim düşüncesi muhakkak bir problem yaratıyor. Tabii son zamanlarda hem Türkiye'de hem Yunanistan'da Türkçe'ye karşı büyük bir ilgi, Türkiye'de Rumca'ya karşı büyük bir ilgi var. Belki de bu iki dili iki tarafta öğrenilmesi, aradaki az çok bulunan sorunların çözülmesine daha da fazla yardımcı olabilir. Türkiye'de Yunan müziğiyle eğlenen büyük bir kesim var. Biz karıştırılmaya başladık. Kıbrıslı Rum'un önünden Kıbrıs'ı çıkarttın. İstanbul Rum'un önünden İstanbul'u çıkarttın. Gazetelerdeki Rum manşeti bizim başımıza patladı. Kıbrıs'ta cereyan eden olayları ödeyen bir kesim olduk. Sorularınızı bekliyorum. Ben şeyi sormak istiyordum. Dediniz ya yılbaşında İstiklal Caddesi'nde, şimdi günümüzde, evet, hani gezeriz, hediyeler dağıtırız diye. Peki çevreden tepki gösterenler oluyor mu? Çünkü hani yılbaşını kutlamak yok, vesaire bunu, diye. Bunu yani çok takdir ediyorum ve tabii insanın kafasında soru işaretleri doğuyor. Çünkü yani 18 milyonun, 20 milyonun içinde ne bileyim ben, kendini bilmez insanlar da bulunabilir. Biri bir taş atar, olay bambaşka, evet, gelişir. Fakat bunu söylemek gerekiyor ki trafik tıkanmasına rağmen yolda geçen herkesten saygı görüyoruz. Bir kesim insan tam olarak ne olduğunu da anlayamıyor. Bu gelenek Kalan'da. Kalan'da Noel şarkıları, yeni yıl, İsa'nın doğumu, herkese mutluluk, bereket getirmesi. Zaten hediyeler ve yılbaşı çöreklerini dağıtmamız insanların bu çörekleri kapması için koşmalarına neden oluyor. Bir sene İstiklal Caddesi'nde tramvay raylarının üzerinde Taksim'den Galatasaray'a doğru kırmızı bayraklarla gelen bir kesim vardı. Galatasaray'dan Taksim'e doğru giden bir kesim de siyah bayraklarla geliyordu. Biri sağdan geçiyordu, diğeri soldan geçiyordu. Biz de ortada. Arhiminya kaki chronya psilimudendro livanya şarkımızı söylüyorduk. Biliyor musunuz, aslında bu büyük bir güzellik, bu büyük bir kültür zenginliği. Bir bakıma onu diyordum, rahmetli babam hiç kimse size bir şey söylemedi mi diyordu. Yok dedim, yani söylemedi. Aynı zamanda bir bakıma serbestçe istediğimiz gibi bayramımızı kutladığımıza dair bütün dünyaya da bir mesaj veriyoruz. Allah'a şükür 2011'den beri hiçbir şey olmadı. İnşallah da olmaz. Ve hep birlikte bayramlarımızı kutlayabiliriz. Peki siz kaç nesildir İstanbul'da yaşıyordunuz ya da önceden başka vallahi, bir yerde miydiniz? Benim bildiğim 4 nesil. Bunu tam olarak bilmek isterim ancak bilmiyorum şimdi bu yeni sistemlerle bulabilir miyiz? Bildiğim annemin annesi, ailesi Kayserili, İncesu'dan, İncesu'lu. Babasının nerede olduğunu tam olarak bilemiyorum. Karadeniz'de olabilir. Çünkü soyadı Ioannidis.
dis hecesiyle bitiyorsa soyadınız, büyük bir olasılıkla Karadeniz bölgesidir. Ve Karadeniz'den de göç eden veyahut göç eden ayrılan bir kesim Yunanistan'ın belirli bölgelerinde, mesela Selanik'te Termi bölgesinde hangi taksiye binerseniz, hangi mekana giderseniz şey çalındığını görürler. Söyleyeyim. Ne çalıyor Karadeniz'de? Zurna. Hayır. Kemençe ve kemençe sesi ha. Ve müzik birdenbire halkları birleştiriyor. Başlıyorlar oynamaya. Ben buna tanık oldum. Yani buna tanık oldum. Baba tarafı ise babanın ninesi, ninem ve dedem, babaannem ve dedem Beykoz ve Paşa Bakçeli. Bunu biliyorum. O zaman çok eskiye dayanıyor. Yani en azından İstanbul, 4 nesil. Evet, İstanbul kültürüne evet. Dayanıyor. Anladığım kadarıyla Yunanistan'ı ziyaret ettiniz. Bu ortak kültür evet. Bir hazinedir. Evet. Okulumuzda da Yunanistan'dan gelen az sayıda da olsa misafir öğrenciler var. Onların bizden alabileceği örf adetler, bizlerin de onlardan alacağımız örf adetlerin bu ortak kültür çok çok önemli. Yunanistan'a gidip geliyorum çünkü eşim Yunanlı. Selanik'te büyük bir okulun genel müdürü. O okulla işbirliği yapıyoruz. Yani eşim olduğu için değil fakat çok önemli bir eğitimci kendisi. Ve bana da yardımcı oluyor. İstanbul'u seviyor, Türkiye'yi seviyor. Bir bakıma nasıl ayrı yaşıyorsunuz deniliyor. Ayrı ülkelerde yaşıyoruz. Ayrı kıtalarda uyuyoruz. Çünkü evim Anadolu yakasında. Belki birlikte olan bazı karı koca eşlerden daha yakınız. Çünkü ortak bir idealizmimiz var. Gençliğe hizmet etmek. Geleceğimiz tamamen gençlerin nasıl büyümesine bağlı. Ve bütün gayretlerimizi bu yöne çevirmemiz gerektiğine inanıyorum. Yunanistan'ı ilk ziyaret ettiğinizde kaç yaşındaydınız? Yunanistan'ı ilk ziyaret ettiğimde 69'da 8-9 yaşındaydım. Peki farklı geldi mi, şaşırdınız mı? Hayır, hiçbir şey anlamadım diyebilirim. Çünkü öncelikle Almanya'ya gittik. Akrabalarımız Avusturya sınırında İzniyalgau, Münih'e yakın bir semtte diyeyim, yaşıyorlardı. Dönüşte Bulgaristan, eski Yugoslavya, Avusturya, Almanya. Dönüşü de Yunanistan üzerinden yaptık. Yunanistan'la bir ortak bir bağın kurulması, belki de Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın olması, buradan gidenlerin Yunanistan'a yerleşmelerinden dolayıdır. Aynı din, aynı kültür, aynı özellikle din ve dil. Bir şey hatırladım, yani özellikle beni bir tek Filiz Akın stilinde olan Aliki Vuyuklakis bir Aliki Vuyuklakis hoşuma gidiyordu. Onu hatırlıyorum. Bir film artisti olarak. Bir tek bunu hatırlıyorum. Burada yaşadığınız süre boyunca yani etnik kökeninizden veya dininizden dolayı bir ayrımcılıkla karşılaştığınız zaman negatif bir tepki gördünüz mü? Hayır. Hiç yaşamadım. Okulda da müdür olarak yöneticilerimden ilçe, il, Ankara'daki özel okul müdürlerinden daima çalışmalarım takdir gördü. Ancak tabii Türkiye ile Yunanistan arasındaki gergin günler ve anlar
bir tedirginlik yaratıyor. Bazı der misin yine bir patlak verebilir mi bir Kıbrıs olayı, bir işte iki memleketin arasında zor anların yaşandığını biliyoruz. Çünkü en büyük heyecan devamlılık. Benim idealistliğim halen devam ediyoruz mesajını vermek üzere kurulmuştur ve Türkiye-Yunanistan arasındaki dostluk köprüleri oluşturmaya çalışıyoruz tüm faaliyetlerimizde. Özellikle müzik, konser, tiyatro gibi faaliyetlerde. Bu mesajı Türkiye içinde olduğu kadar Yunanistan'a da vermeye çalışıyoruz. Çünkü Yunanistan'da mezunlarımızın %95'i yurt dışında. Kore'de, Amerika'da Honolulu'ya kadar mezunlarımız var. Fakat genelde mezunlarımız Yunanistan'da. Bu mesajı verebilmek için kültürel, sosyal, sanatsal faaliyetlere önem veriyoruz. Ben mesela bu faaliyetlerin öğrencilerin gelişmesinde önemli rol oynadığına inanıyorum. Askerlikte ve üniversitede çok iyi dostluklarım oldu. Halen WhatsApp grubunda konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz. Askerlikte bir özel anım var. Tedirgin etti beni. Belki de komutanım benden de fazla üzüldü. Rum olduğum için bana özür dileyerek pırpırları onbaşı çavuş rütbesini veremeyeceğini söyledi. Kendimi arkadaşlarımın yanında kötü hissettim. Acaba benim hakkımda ne düşünürler? Görevlerini üstlenmiştim. Ama pırpırsız bir komutandım. Ama gideceğim gün geldiği zaman içtimi alanında 600 kişi toplanıp tempoyla beni güle güle yani komutan olarak uğurlamaları küngür küngür ağlamama neden oldu. Ve bunu yaşayamayanın anlamasına imkan yok. Doğru. O zaman çok teşekkür ederiz bütün cevaplarınız için. Çok değerli. İnşallah yardımcı olmuşumdur. Böyle bir konu ki çok geniş bir konu. Sonu yok. Neresinden tutsanız önemli olan hepimizin huzur içinde örf adetlerimizi, dinimizi, kültürümüzü yaşayarak, yaşatarak ve birbirimizin güler yüzüne katkıda bulunarak hayatımıza devam edebilmemiz. Etrafta çok problemler var. Allah'a şükür ki biz bu problemlerden uzağız. Yalnız bağlılıkla uğraşıyoruz. Onunla hepimiz uğraşıyoruz. Yani. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Videomuzun ikinci kısmında ise bizi yine başka bir zoğrafya mezunu olan ve şu anda Üsküp Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Doktor Yorgo Stefanopoulos misafir etti. Benim adım Yorgo Stefanopoulos. Mesleğim üniversite hocalığı, elektrik elektronik mühendisliği. Türkiye'ye yenilikler getiren bir hocayım. Boğaziçi Üniversitesi'ndeyken önce biyomedikal mühendisliğini, ondan sonra mekatronik. Mekatronik olarak bilinmiyordu o zaman. Sistem ve kontrol mühendisliği, ikisi de hem biyomedikal hem sistem ve kontrol mühendisliği disiplinler arasıdır alanlar ve onları lisansüstü programı olarak başlatmıştım. Şimdi maalesef onlar lisansa indirildi ve pek doğru değil ama olsun, yetişiyorlar. 1991'den beri 2002'nin sonuna kadar Kadıköy Rum Ortodoks Cemaati'nin başkanı olarak, cemaat başkanı olarak gönüllü çalıştım. Vakıf yönettim. Vakıfın bütün kiliselere ve vakfımıza ait diğer binaların tamiratıyla, bakımıyla uğraştım. Kiliselerde
her şey pırıl pırıl. Belki gezersiniz kiliseleri, göreceksiniz. Hepsi çok iyi durumda. Sadece baktım, sadece cansız varlıklar değil vakfın, canlıları da var. Ve Ankara'ya gittiğimde o zamanki vakıflar genel müdürüne söyledim. Dedim ki bizim insanlarımız bazılara ihtiyaç duyuyor. Hastalık dolayısıyla destek istiyor. Bazı gençler burada kalsın diye, üniversiteye gitsin diye dershaneye gidip destek istiyor. Yahut da bazıları da üniversiteyi kazanınca yine destek istiyor. Siz kararı yazın da istediğinizi yaparsınız dedi. Kararı yazıyorsun, filanca öğrenci şu kadar burs veriliyor. Filanca öğrenci, filanca hastamıza hastane masrafları üstleniliyor. Yahut da bir kısmı üstleniliyor vesaire. Dolayısıyla o bakımdan hem vakfın varlıklarını korumayı bildik, hem de insanları kilise ve vakfına ve toplumuna ait olarak destek gördüğünü hissini yarattık. Ve dolayısıyla umarım daha mutlu bir yaşam tarzı üretmiş oldum. Şimdi sorunuz söyledi. Bir gayrimüslim olarak %99.9'u Müslüman olan bir ülkede nasıl hissedersiniz? Nasıl hissederiz? Dini hürriyetlerimiz var fakat şu anda müthiş zorluklarımız var. Zorluklar şuradan. Ruhban Okulu 1974'te kapatıldı. Lisesi açık. Fakat hiçbir öğrenci Ruhban Lisesi'ne gitmiyor. Çünkü ondan sonra devam edeceği bir üst alan yok. Türk müdür orada. Boş bir okulun Türk müdür yardımcılığını yapıyoruz. Ve hiçbir şey yok. Öğrenci yok. Ama Ruhban Okulu Lisesi mevcut. Ama Ruhban Okulu'nun kendisi yok. Papaz yetişmiyor. İlahi okuyucu yetişmiyor. Ve şu anda papaz kıtlığıyla bir papazımız belki 15 günde bir başka bir kiliseye gidiyor. Oranın ibadete açık kalması için. Mesela Geldermin'deki kiliseyle Kalamış'taki kilise bir aynı papaz bir pazar Geldermin'de bir sonraki. Şu anda Geldermin'de sürekli çalışıyor çünkü Kalamış'taki kilise tamiratta. Tamirat bitince ne yapacağız bilmiyoruz. İthal edeceğiz. Papazlar peki, ithal etmek zor bir şey. Peki size bir bütçe ayrıldı mı Diyanet'le bu konuda? Kimse arayacak. Hiçbir şey yok. Diyanet bize hiçbir 5 kuruş yardım etmiyor. Bırak ki onu, camilere bedava verilen elektriği biz burada ödüyoruz. Suyu galiba bir tek ödemiyoruz. Ama bilmiyorum. Peki bütçeyi nasıl topluyorsunuz? Nasıl oluşuyor bunlar? Vakfın varlıkları var. Çarşıdaki kilisenin etrafındaki bütün o dükkanlar kiliseye ait. Hadi İskender ve Bambi Kafe'nin olduğu bina eski metropolitane binasıydı. Orada iki yerden yap işlet devret verdik de tam karşılığını alamıyoruz. Orada bir gelir var. Rex sineması bizim vakfa ait. Hadi İskender'in yanında bir de Bay Döner diye bir dükkan var. Var da var. Espresso Lab var. Orası da bizim. Yani gelirlerimiz var fakat şu anda bu enflasyon durumunda kiralar geri kalmış ve yaptığımız destekleri şu anda yapamıyoruz. Çünkü gelirlerimiz aynı ölçüde artmadı. İhtiyacı olan neler var? Türkiye'de Rum liseleri, 3 tane lise var. Fener'deki Zorafen Lisesi var. Fener'deki lise, önce Fener Lisesi, kırmızı bina meşhur. Evet. Zorafyon Lisesi, bir de Zapyon Lisesi. Bunların vakfiyesi yok. Daha doğrusu Zapyon'un var ama maalesef Yunanistan'daki heyet bunlara gerektiği gibi desteği yapmıyor. Çıldırdık yedim. dolayısıyla biz onlara destek veriyoruz. Kınalı'da da mazbut bir vakfımız var. Mazbut bir manastırımız var. Kiliseyi kullanabiliyoruz fakat o kilisenin gelirlerinde biz yararlanamıyoruz, devlet yararlanıyor. Oraya yardım ediyoruz çünkü o manastır, evet artık manastır kalmadı ama onu yaz kampı olarak muhtaç gençler orada bedava yazını geçiriyor. Ayörgi Manastırı var Büyükada'da. Tamam onun geliri var ama bazı oradaki okula pek yardım edemiyor, biz okula da destek veriyoruz. Ediyoruz. Şu Kadıköy'deki Rum ilkokulu vardı. Hatta 2 tane ilkokul vardı. Biri kız ilkokulu, biri de
erkek ilkokulu. Erkek sonra 1940'larda mıydı neydi? Azalınca nüfus kızlarla erkek ilkokulu birleştirildi. İki ayrı kapısı vardı. Sağdan erkek öğrenciler gidiyor, soldan kız öğrenciler gidiyor. Hatta yazıyor, kız girişi, erkek girişi diye yazıyor. O orasını son öğrencimiz kalınca artık o okulu devam ettirme ekonomik değildi. Bir tek öğrenci kalmıştı. Tek bir öğrenci bir okulda. Zavallı çocuk, sınıf arkadaşı yok. Kopya çekecek gibi. Müstahdem'de top oynuyordu zavallı bahçede. Yani sınıf arkadaşı yok. Onu Zapyon Lisesi'ne gönderdik ve şimdi şu anda galiba tıp doktoru oldu. Zapyon'u bitirdi. Karşıya gitmenin servis parasını, her şeyini biz ödedik. Sırf okulsuz kalmasın diye. Ondan sonra okulu hayrattan irata çevirdik ve MEÇ, Merak Eden Çocuk diye bir Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği ile bir iş adamının birlikte kurdukları bir şirkettir MEÇ, Merak Eden Çocuk. Onlar kiraladı. Neden Boğaziçi Üniversitesi? Çünkü o zaman başka teklifler vardı. Şunu butik otel yapalım, şunu kız yurdu yapalım, bilmem ne. Olmaz dedim. Bu okulda okul olsun. Ben okuldan mezunum. O okulda 6 sınıfta, ilkokulumuz 6 yıldır. Çünkü tedrisat daha ağır Türk üniversite ilkokullarına göre. Hem Rumca hem Türkçe öğreniyorsun. Her bir sınıfta yaklaşık 30-40 öğrenci vardı. Yani en azından 200 ile 240 arasında öğrenci sayısı vardı zamanında. Ben orada okudum ilkokulu. Kaç yıllarına denk geliyor sizin okuduğunuz? Efendim? Kaç yılına denk geliyor sizin okuduğunuz dönem? Kaç? Yılına denk geliyor. Benim orada okudum. 50'den 56'ya kadar. En kalabalık olduğu seneler İstanbul'daki. 55'te söyledik ne oldu? 55'te 6-7 Eylül hadiseleriyle insanlar daha ürkek oldu. Daha kötü bir tecrübe yaşadılar. O da bir provokasyon sonucu olmuştu biliyorsunuz. Bir Türk öğrenci gönderiliyor. At bakalım bu patlayıcı madde. İki cam kırılıyor. Ama gazeteler Atatürk'ün radyolarda Atatürk'ün evine bomba koydu Yunanlılar. Öyle bir şey yoktu tabii. Bomba konmadı filan yoktu. Ve İstanbul talan edildi. Neyse. Rıhman Okulu kapatıldıktan sonra papaz eksikliğimiz var. Dini hürriyetlerimizi kimse etkilemiyor. Geliyoruz, görüyorsunuz ya, ayında yapılıyor ama eksik kadroyla yapılıyor. Okuyucu yok. Papaz yetişmiyor. Okuyucu yok. İthal etmek de çok pahalıya mal oluyor. Ben size söyleyeyim. Peki biraz daha kişisel sormak istiyorum da siz çocukken nasıldı? Neler hatırlıyorsunuz mesela? Çocukken şunu hatırlıyordum ki hiçbir zaman komşumuzun ne olduğu hakkında hiçbir şey düşünmezdik. Türk müdür, Ermeni midir, Musevi midir, affedersin bana Rum dediler diyen yoktu kimse. Bunu kayda geçireceksiniz değil mi? Ama çünkü öyleydi. Affedersin bana Rum dediler, affedersin bana Ermeni dediler. Şeyde bir referandumu yapılmıştı, anayasa referandumu. Kılıçdaroğlu bizi Adile Sultan'a topladı. Adile Sultan'da bütün din adamları vardı. Bizim patrik, Ermeni patriği veya temsilcisi, Musevilerin başhakamı ve Süryanilerin dini adamları vardı. Önce onlara söz verdi Kılıçdaroğlu. Yeni anayasadan ne biliyorsunuz? Patrik tabii yeni anayasadan işte kendisiyle ilgili, din işleriyle ilgili bir takım şeyleri söyledi. Öbür din adamları da benzer şeyler söyledi. En son Kılıçdaroğlu bize döndü. Sivillerden söz almak isteyen var mı? Ben el kaldırdım. Dedim ki, efendim bizim tek şeyimiz anayasada farklı cemaatlere ait kişilerin eşit vatandaş olduğunu vurgulama. Ama var. Var da uygulamada yok diyorum. Ve şunu belirtmek istiyorum ki parti başkanlarının kendi taraftarlarına bu eşit vatandaşlık fikrini aşılamaları ve maalesef bugünlerde kötü örnekler görüyoruz dedik. Ne gördün dedi. O sırada Abdullah Gül'ün annesinin Ermeni kökenli olduğunu söylüyorlardı. Hatırlıyor musunuz bunu yoksa hatırlamıyor musunuz? 18'de.
Ne oldu dedi. Abdullah Gül çıkmış televizyona. Belgelerde annesinin Müslüman kızı Müslüman. Türk kızı, Türk kızı. O da belli değildi. Belki evlatlık edinmişti. O zaman 15'lerden konuşuruz doğumu o kanının. Ermeni tekçeri yapıldığı zaman belki bir aile, Müslüman bir aile evlat edinmiş. Yani birisi böyle herhalde boşuna atılmamış bir iddia bu. Ama Abdullah Gül haklıydı. Belgeleri sordu, şunu sordu. Fakat sonda söylediği kelime çok kötüydü dedi. Ne dedi diyor? Bu çirkin iftirayı, bu karalayıcı iftiraya atanı ben mahkemede görüşeceğim dedi. Affedersin Ermeni olmak çirkin bir iftira mıdır? Ne demesini beklerdi? Ermeni olsa ne fark ederdi ki demesini beklerdim dedim. Eşit vatandaşlık bu demek. Anlamadı. Benim annem de biz Dersimliyiz biliyorsun. Benim annem de için benzer şeyler söylüyorlar. Ama ben diyorum ki benim annem ben seviyorum ne olursa olsun. Tabii sevineceksin anne. Cevap bu değil diyorum. Anlatamadım. Anlatamadım. Biraz zor tabii ki de anlatmak. Anlatamadım. Neyse dediğim gibi gençliğimizde kimsenin ne olduğu kökeniyle bilmem ne ilgilenmezdik. İyi insan mıydı? Arkadaşlık edebileceğim mi? Komşuluk yapabileceğim mi insanlar? Evet. Kötü insandan daima uzak kal. Evet. Sonra. Peki dediğiniz gibi küçükken hiç böyle bir farklılık ya da dışlanma hissetmediğinizi söylüyorsunuz. Hayır ama ben şanslıydım. Çünkü üniversite hocasıyım. 51 sene Türk Üniversitesi. Amerika'da 2 sene hatta 3 sene şey yaptım. Doktoramı yaparken 2 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştım MIT'de. Bir yılda Ohio State Üniversitesi'ne gittim. O 3 yılı saymıyorum. 51 yıldır sırf Türk Üniversitesi'ne hizmet ediyorum. 33 yıl Boğaziçi, 18 yıl Işık Üniversitesi'ndeyim şu anda. Medeni bir toplumda olduğun zaman hiç ayrımcılık görmüyorsun. Boğaziçi'nde hep seçildim. Bölüm başkanı seçildim, senato üyelerini seçildim. Enstitü müdürlüğüne seçildim, senato tarafından tabii. Enstitü müdürlüğü diğer arkadaşlar seçmiyor. Bölümde ve senato üyeliğine diğer hocalar seçiyor. Ama enstitü müdürü ki enstitü müdürü kötü bir tabir kullanmış yok. Enstitü müdürü aslında lisansüstü dekanlık unvanıdır. Lisansüstü demediler. İngilizce'de onu Dean of Graduate School'dur. Yani ben ilk ruh lisansüstü dekanıydım. Ondan sonra Işık Üniversitesi'ne gelince ilk mühendislik fakültesi dekanı Rum olarak, ilk müdür yardımcısı Rum olarak bir ilkler yapmışım. Peki bu dediğiniz modern çevre dışında günlük hayatınızda günlük İstanbul'da hayatta, karşılaşıyor musunuz ayrımcılıkla? Günlük hayatta ben değil ama belki bunu iş yeri olan, çarşıda çalışan, pazarda çalışan yahut da Beyoğlu'nda dükkanı olan Rumlara sormalısın. Onlar muhakkak biraz komşularından ayrımcılık görüyorlar gibime geliyor. Hatta dedim bir zamanlar biliyorsunuz Kıbrıs olayları kızıştığı zaman Rumlardan alışveriş etme her bir kuruş bizim Kıbrıs'taki soydaşlarımıza kurşun olarak geri dönüyor diye de kampanyalar yapıldı. Vatandaş Türkçe konuş kampanyaları vardı. Bunlar güven sarsıcı şeyler. İnsan benim geleceğim ne olacak burada diye soruyor. Peki bu mesela vergi olayları, askerlik olayları, memuriyet gibi durumlarda ne gibi sıkıntılarla karşılaştınız şimdi, ya da karşılaştınız mı? Vergi olaylarında bir tek 42'deki varlık vergisinde oldu. Varlık vergisi biliyorsun seferberlik adına yapılıyor. Dünyada 2. Dünya Harbi devam ediyor ve vergi topluyor İsmet İnönü'nün hükümeti. Eğer Müslümana birse gayrimüslim bindir oray. Sen 100 lira veriyorsun, ben onun 1000 katını vermek zorundayım. Ve öyle servetler kayboldu. Ben tanımadım. Ben büyük baba, büyük anne hiçbir yerde tanımadım ama babam tarafından büyük annemin Kınalı'da bir evi vardı. Maalesef vergi için ödeyemedikleri için ev gitmiş. Kınalı'daki yazlık evleri gitmiş. Şeydeki kaldı, babamın halasına aitti. Onun eşi Fransız'dı. Büyükada'da büyük, muazzam bir köşk. O Fransız adına kayıtlı olduğu için gitmedi. Ama varlık vergisinden sonra adam ölüyor, babamın halasına kalıyor ve dolayısıyla bütün aileye kalıyor ondan sonra.
Ama o da pis pisine gitti çünkü benim halamın eşi biraz para göz bir adamdı. Ben hakkımı istiyorum, hakkımızı istiyoruz diye sattırdılar izahleşiyle. Ölmüş eşek fiyatına gitti. Neyse, olsun. O başka, o aile hikayesi. Rumlukla ilgili yok, ilgisi yok. Yani bir Türk ailede de olabilirdi bu şeyde. Evet. Başka? Bu askerlik ve memuriyet durumlarıyla ilgili. Şu anda askerlikte, askerlik yaptım. Yedek subay olarak yaptım. Asemin olarak terhis oldum. Fakat tezkereyi bırakıp subay olamazım. Yasak. Ben casus olabilirim. Değil mi? Memuriyette bakanlıklarda çalışamam. Devlet mesela şu belediye encümeninde bile çalışamam Rum olarak gibime geliyor. Ama hoca olabiliyorum üniversite hocası. Bir tezat var burada çünkü bir hoca kendi öğrencisine bir takım telkinlerde bulunabilir. Daha kötü. Genç limaları da zehirleyebilir isterse. Eğer casusluk varsa içinde adamın. Değil mi? Peki hiç özel sektörde böyle durumlar oluyor mu hani Rum olması ile ilgili? İşte daha önce dedim işte vatandaş işte Rumlardan alışveriş etme. Yani bir tek o şekilde. Ama başka tabii şimdi sen bir yere rekabet ediyorsun. Halk kime gidecek? Türkiye evine gidecek. Gayrimüslime gitmeyecek. Yani ama iyiysen İyiysen tabi sana geldiler. Bu sefer kıskançlık başlıyor. Evet. Vay neden Rum? Sen casus musun da Rum'dan alışveriş yapıyorsun ya da Ermeni'den falan. Bilmiyorum. Peki. Bunu bana sormayın. Peki sizin aileniz de mi İstanbul'da yaşıyordu yoksa başka bir yerdeler miydi? Yani kaç nesildir İstanbul'dasınız? Valla dediğim gibi büyük baba, büyük anne. Nergis. Ne dedim? Kaç nesildir İstanbul'da yaşıyordunuz? Yani efendim, aileniz de mi buradaydı? Büyük yaşlarla konuşma fırsatım olmadı. Çünkü onlar o zaman sağlık hizmetleri bu kadar gelişmiş değildi. İnsanlar genç ölüyordu. 40 yaşı ölüyordu adamlar. Büyük dedem. Annem tarafı büyük dedem şeyde onu çok iyi biliyorum. Annem söylüyordu. Çanakkale Savaşı'ndan çarpışmış. Orada ölmedi, şehit olmadı. Fakat müthiş, korkunç bir zatürreyle geri döndü. O hastalıkla hanımına kavuştu diye annem doğuyor. Ve annem doğduğu zaman babası ölmüştü 9 ay sonra. O da tanımadı. Baba tarafı bir tek bildiğimiz 1870'lerden beri Moda'da. Hatta Mahmut Muhtar Paşa'nın köşkü vardı. Şu anda Kadıköy Lisesi'dir. Önce Kadıköy Kız Lisesi'ydi. Sonra karma oldu. Şimdi Kadıköy Lisesi oldu. Dedemin babası Mahmut Muhtar Paşa'nın butler. Yani bütün ev yönetimiyle ilgili bir işi vardı. Nitekim baba evi de o sarayın yanında bir yerde. Oraya yerleşmiş adam 1870'lerde. Kadıköy'lüsünüz yani. Kadıköy'lüyüm. 1870. Daha önce nereden geldiler bilmiyorum. Şimdi şöyle deniyor ki Stefanopoulos soyadı Mora Yarılması'nın Patras şehrinde çoğunluktaymış. Ne bileyim ben o zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun Patra'dan gelmiş buraya yerleşmiş ama ne zaman geldi hiç bilmiyorum. Hatta bir cumhurbaşkanı Yunanistan'da seçilmiş adı Kostis Stefanopoulos. Akrabanız amcamdı diyor. İnanıyorlardı sana. Peki siz hiç ziyaret ettiniz mi oraları? Gittiniz mi görmeye? Şimdi eniştem Yunanlıydı. O da 64'te kovulanlardan biriydi. Ablam onunla beraber Selanik'e gitti. Yeğenlerim orada doğdular. Ablama ben buradan Türkçe okuma kitapları gönderiyorum. Çocuklar Türkçe öğrensin diye. Eniştem ne yapacaklar Türkçe'yi? İngilizce öğrensinler, İngilizce kursuna koydu çocuklar. Ve şimdi pişmanlar. Çünkü dayıları burada, Türk ve kendileri Türkçe bilmiyor. Şu anda kız yeğenimin Türk vatandaşlığa geçmesi için başvurduk. Çünkü yeni
şeyleri, düzenlemelere göre benim mirasçım olan bir Yunanlı. Benim kendi çocuğum yok. Ablamın çocukları. Ablam da 54 yaşında, çok genç öldü. Çernobil kurbanı. O radyasyonlu yağmurlar geldi, bilmem ne. Narin bir hanımdı. Çok narin. Hatta eniştem, ben annemi götürmedim cenazesine. Çünkü annem 2 sene çocuk acısıyla yaşandı. Oraya götürseydim kadın orada ölürdü. Güzel bir hanım olduğu için tabutun yüz kısmından camdan yapmış ki yüzü gözüksün. Çok güzel bir hanımdı ablam. Neyse. 54 yaşında geldi. 2 yıl sonra da annem öldü. Fakat ablamın ölümü beni daha fazla etkilemişti. Çünkü Türkiye'den, kendi vatandan uzakta ölüyor. Geçmiş. Evet, geçmiş. 97'de olduğu için. Bundan 26 sene önce. Annem 99'da ölüyor. Evlat acısı galiba en kötü acılardan bir tanesi. Annemi hatırlıyorum. Yaşam zevkini kaybetmişti. Neyse. Evet. O ayrı mesele. Peki hiç şeyleri duydunuz mu? Bu romantize edilen bir göç varmış. Sonradan daha yaş aldıktan sonra gidip gelenler, oraya bir daha taşınmak isteyenler, oradan buraya bir daha gelmek isteyenler. Gelmek isteyenler yok. Ziyarete gelmek isteyenler var. Özellikle Anadolu'dan gidenler, büyükler, kendi çocuklarına işte oradaki hayatlarını, dostluk hayatını beraber 600 sene iç içe yaşamış bu toplum Allah aşkına. Düşman değildi. Sonradan düşman oldular nedense. Gelip görüyorlar fakat gidiyorlar ondan sonra. Yerleşen çok az. O şeyden söyledim size, biraz önce sohbet ederken söyledim. Bülent Arınç Bey bize bir tavsiyede bulunuyor. Buradan giden Yunanlıları geri çağırın. Hani gönderilmişti ya 64'te. Evet. 20 kilo 20 dolarla gönderilenler. Geri çağırın dedim. İmkansız, ben söz istedim. İmkansız. Neden? Çünkü öldüler dedim. O adamlar orta yaşının üstündeydi gittikleri zaman. Sen 2010'da söylüyorsun, 60 sene sonra, 50 sene sonra. 100 yaşında, 110 yaşında kim gelir? Kimse gelmez. Çocukları gelse onlar da gelmez. Çünkü gittikleri yerde, ama Yunanistan, ama Kanada, ama Avustralya, Güney Afrika'ya bile gidenler var. Güney Afrika'da Land of Opportunity gördüler. Evet. Orada Mandela'dan sonra tabii orası çok ilginç bir yer olmuştu. Gelmezler onlardı, hayatlarını kurtuluyor. Ben karşı bir öneri yaptım. Toplumumuzun çoğalması için şu anda 90 bin 64'te 90 bin olan nüfusumuz şu anda 1500-1800 kişi. 2000 bile değil. Değil. Hatta tamam 2000 desek bunların kaçı faal? Kaçı faal? Şu anda bize kolaylık yaptılar. Efendim, toplumu en az olan cemaat, fakat vakıf sayısı en fazla olan Rum vakıflarıdır. Toplam 1500 kişi diyelim faal, ki tahmin etmiyorum. 77 vakıfa 11'er kişi koyacaksın. 7 asıl, 4 yedek göstermen lazım. 77 kere 11 kaç eder? 800'ün üstünde. Yarısından çok birer heyet, alternatif yok. Hepsi girmiyor. Ben çalışmak istemiyorum, ben böyle sorumluya gitmek istemiyorum diyenler var. Ha, bize kolaylık yaptılar. 3 vakfa üye olabilirsin. Ben şu anda Kadıköy Rum Ortodoks Vakfı'nda, Heybeli Ruhban Okulu Vakfı'nda ve Heybeli Manastırı Vakfı'nda. Orada başkanım, burada eski başkan. Hala başkan diyorlar ama değilim. Bayyan isimli başkan. Gence devretmek daha doğruydu. Evet. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten. Evet. Teşekkür ederiz. Oldu. İnşallah yararlı olmuştur.